Detayları emniyette öğreniriz herhalde. Aynen İhsan Bey. Babacığım. Onur. Eğer evi basın falan gelirse sakın cevap verme. Tamam efendim, merak etmeyin. Biz avukatları yönlendiriyoruz. Avukatlar gelmeden dediğim gibi hiçbir şey imzalama. Tamam mı yavrum? Tamam anneciğim, telaşlanmana gerek yok. Hayır. Selim de arayın, eve gelsin. Tabii, merak etme sen. Hadi yavrum, hadi. Onurcuğum, derhal avukatları ara. Hadi hemen, hemen. Tamam efendim. Hadi yavrum. Annem bizi gözetliyor. Çok fenas. Ya perdenin arkasından bakıyor, görüyorum. Beni sevdi ama, değil mi? Yani en azından bana öyle geldi. Sevdi, evet. Yani beklediğim kadar züppe bir çocuk değilmiş falan bile dedi. Neyse, en azından geçen not almışım. Sen yine de öyle çok havalara girme bence. Annemin sağ solu belli olmaz. Bir anda sıfırcı bir hocaya dönüşebilir yani. Nilgün Hanım, aşktan korkulmaz. Seviyorsan vazgeçme konuşmaları yapmışsa kim bilir şimdi ne haldeydik. Öyle. Ama benim de hakkımı yeme istersen. Sen de hakkını yedirtecek göz var mı Serra Yıldırım? Ben ilişkilerde mutluluk kadar acının da olduğunu çabuk fark ettim. Yani hayatına birini alacaksan eğer, yaşadığın acıya değecek doğru kişiyle ol dedim. Benim zeki sevgilim, sen matematik problemi çözer gibi sorunlarımızı mı çözdün? Dalga geçme istersen. Yok, dalga geçmiyorum ya. Bir şey soracağım. Dan diye. Seni seviyorum demek bu kadar mı zor? Yo, çok kolay. Hatta çok sıradan. Çok kısa yani. Hayatta bazen zor olanı değil de kolay ve basit olanı tercih etmemiz gerekir. Mesela benim yaptığım gibi. Seni seviyorum Serra Yıldırım demek gibi. Annen babana çok mu aşıktı? Zannetmiyorum. Yani biraz zorunluluk, çokça inat. Bunların getirdiği bolca pişmanlık değil. Karışık bir hikaye. Ucu biraz sizinkilere bile değiyor. Ucu sizinkilere değiyor ne demek? Doğru söylüyorum gerçekten. Yani ben de duyduğumda çok şaşırdım ama... Annem... Pardon, telefon. Onur abi arıyor. Kesin bir şey oldu ya da. Efendim Onur abi. Ne? Tamam. Tamam, hemen geliyorum abi. Polisler bizim eve gelmiş, babamı götürmüşler. Ben gideyim, haberleşiriz tekrar. Tamam ama haber ver bana. Tamam, haber verin. Neler oluyor? Ben içeri girerken dış kapıdan polis arabaları çıkıyordu. İhsan nerede? Ne oluyor? Biri bana anlatsın Sevinç. Bir yerde yasa dışı madde bulmuşlar da. Yasa dışı madde mi? Nerede? Aa, kimse anlatmayacak mı neler olup bittiğini? Kesin Selim Efendi'nin marifetleridir. Bitemedi sorunları bir türlü. Yeter artık Asena. Bir sen eksiksin. Aa, ne bu tavırlar Nil? Bakıyorum kaplan kesilmişsin. Üstüme gelme, gerçekten hiç iyi şeyler olmaz. Ne o? Dün zırıl zırıl ağladığını ne çabuk unuttun. Bana yaptıklarını ben unutmadım.
Ama bak, olgunlukla karşında oturuyorum. Sense bana yükleniyorsun. Tamam. Tamam, ben haber bekliyorum sizden. Ya sen anlat bari Onur, neler oluyor. Kutsal Lojistik'in gemilerinden birinde yasa dışı madde bulunmuş. Yasa dışı madde mi? Polis de ihbar üzerine gelip İhsan Bey'i karakola götürdü. Ne yani, İhsan hapse mi girecek? Hayır canım, ne münasebet ya? Hayırdır Asena? Sevindin mi buna? Yani bundan da mı kendine pay çıkaracaksın? Ya siz delirdiniz mi, ne sevinmesi? Aa, sen de şu karına bir şey söyle, boyundan büyük laflar edip durmasın, sinirimi bozma. Yeter artık, yeter! Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Ya utanın biraz, birbirinize laf yetiştiriyorsunuz. İhsan orada itibarını kurtarmak için kim bilir ne mücadeleler veriyor. Siz burada oturmuşsunuz çan 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 çen çen çen. Oğlum, sen de avukatları ara. Bizi habersiz bırakmasınlar. Hadi. Günlük azarımızı da işittiğimize göre oturup bekleyebiliriz. İşte Onur Hoca arayıp hemen eve gel, babanı emniyete götürdüler deyince Selim de apar topar gitti. Ne demek ya, satış madde bulmuşlar ya Serra? Sormadın mı çocuğa? Nerede bulmuşlar, nasıl olmuş? Ya anneciğim, olayın şokuyla insan ne soracağını biliyor mu? Selim'in de zaten eli ayağı birbirine dolandı. Ay Allah ya. Hiç insanlık konular mı bunlar? Yani adamın zaten 1000 tane avukatı vardır. İlla ki duruma el atmışlardır hemen. Serra, ister misin şimdi bir de annesi üzüntüden kalp krizi geçirsin, kadın küt diye ölsün. Hay Allah korusun. Hı. Felaket habercisi Nilgün Yıldırım konuştu. Var mı daha böyle içinize doğan bir şeyler, söyleyin de rahatlayın bari. Densiz. Kim? Selim'den mi mesaj mı atmış? Anneciğim hayır. Saate baktım sadece. Asena yine saçma sapan konuşarak babaannemi kızdırdı ya. Bayılıyor ortalığı karıştırmaya. Ha, babaanneciğim. Hı. Biz de tam senden bahsediyorduk. Ne dedi avukatlar? Uğraşıyorlarmış çocuğum. Uğraşıyorlarmış. Kolay iş değil bu. Gel Aslan oğlum, otur. Berbat görünüyorsunuz. Durum bu kadar ciddi mi? Oldukça. Onur abi, bir şey demeyecek misin? Ne anlatayım oğlum? Telefonda söylediklerimden başka bir şey öğrenemedik ki. İşte avukatlar İhsan Bey'in yanında haber bekliyoruz. İyi tamam, biz de gidelim, yanında bekleyelim babamın. Hayır evladım, olur mu? Bunun basını var, bilmem nesi var. Otur, sakince bekleyeceğiz burada. Avukatlar ilgileniyor her şeyle. Selimciğim, sen gelirken dışarıda yabancı bir araba falan gördün mü? Yok, görmedim abla. Niye sordun? Basın falan olabilir demişti de baban, ondan. Kim bu ya, ikidir arıyor? Yabancı numara tanımıyorum da. Ay Onurcuğum, tanımıyorsan açmak, kim bilir kim şimdi. Babaanneciğim. Hı. Sen de yatsan mı artık? Kızım sen delirdin mi acaba? Bu durumda ben niye yatayım? Baban selametle gelsin, o zaman hepimiz yatarız, uyuruz, dinleniriz ama şu sırada bu. Yok babaanneciğim ya, durum o kadar ciddi olsa polis şimdiye kadar evi, ofisi dedik dedik ederdi zaten. Bence babamın bilgisine başvuruyorlar. Bütün mesele bu. Evet, işte bu da bir bakış açısı. Bence doğru. Olabilir. Olabilir. Var mı bir haber? Yok. Avukat arıyor. Efendim Barış Bey. Tamam. Tamam, bekliyoruz. Çıkmışlar. İhsan Bey geliyormuş. Oh şükür Allah'a.
saate kadar uyuduğunu hiç görmemiştim. Yavrum, az stres mi geçirdi adam? Yoruldu tabii, uyuyakalmıştır. Ay çok şükür büyümeden kapandı bu olay. Ben kapandığını düşünmüyorum sevgilim. Yani İhsan Bey'in suçsuzluğu ortaya çıktı ama daha uzar bu iş. Yok Onur abi, öyle deme ya. Ya suçlu bulunmasaydı, her şey babamın üstüne kalsaydı? Yakalanan sadece bir piyondu senin. Ya evladım, şu sofrada güzel şeyler konuşalım. Lütfen. Günaydın. Günaydın yavrum. Günaydın. Dinlenebildin mi? Deliksiz uyumuşum. Tabii yavrum, o stresten sonra yorgunluktan sızıp kalmışsındır. Babacığım, özel bir şey ister misin, yaptıralım? Yok yok, kahvem gelsin yeter. Allah Allah, kim bu ya? Dünden beri arayıp duruyor. Yabancı numara. Bak hayatım. Bir bakayım bakayım. Müsaadenizle. Tamam hadi, bakıp durmayın öyle. Hani korkulacak bir şey yok, avukatlar ilgileniyor. Her şey yolunda, merak etmeyin. Yani evladım, senin de başında neler dönüyor yani? Biri bitiyor, öbürü başlıyor. Sahi ya, sen nerede? Hiç sesi çıkmıyor. Güzellik uykusundadır o. Bana ayak altında dolaşmasın da yukarıda otursun işte. Esra mı? Tanıyamadım. Halil'in kuzeni, Halil Aktekin. Esra? Merhaba. Yani 11 yıl sonra şimdi bu kız da nereden çıktı diyorsundur kesin. Yani. Bu arada ne zormuş sana ulaşmak ya. Numaran da değişmiş. Dün de eve geldim ama çalışan almadı içeriye. Eve mi geldin? Esra, bak yanlış anlama ama... Tamam, tamam. Söylediklerimden hiçbir şey anlamıyorsun. Çok haklısın. Ben en iyisi direkt konuya gireyim. Londra'dan buraya sırf seninle görüşmek için geldik Onur. Geldiniz? Evet. Dün geldik Maya'yla. Kızım. Kızımız. Yani senin kızın. Ne? Günaydın. Bakıyorum bana servis bile açılmamış. Bu sofrada istenmiyorum. Tamam sana yeter. Rahat ver, bir dinlenelim. Hakikaten mi ya? Daha kaç gün oldu? Nil beni merdivenlerden düşürüp de bebeğimi kaybedeli. Hani hiç mi düşünmüyorsunuz? Nasıl insanlarsınız siz? Tamam, senin yaşadığın olay da çok taze ama rica ediyorum, uzatma. Nil de yeterince üzüldü zaten, değil mi kızım? Dünkü o büyük badireden sonra bir de bu konuyu açıp senin canını sıkmak istemedik. Madem konu açıldı, konuşabiliriz. Hangi konu anne? Ne konusu olacak? Berin Hanım için ben artık tedavülden kalkması gereken bir parayım herhalde, değil mi? Artık bebeğim yok. O nedenle benden kurtulmak için bir plan yapmıştır herhalde. Söyleyin Berin Hanımcığım, benden kurtulmak için şimdi ne düşünüyorsunuz? Dün babaannemle Nazan'ın kliniğine gittik. Ne? Doktor Nazan. Evet. Asena'nın jinekoloğu Nazan. Sena, size ben bir özür borçluyum.
Nihayet anladınız. Yani size bir şov kızı demekle çok büyük haksızlık yapmış. Çünkü siz Oscar'lık oyunculara taş çıkartacak bir performans sergilediniz. Bravo yani, bravo size. Selimciğim söyledi her şeyi de biz inanamadık bir türlü. Kabahat bizde. Babaanneciğim, bunlar bu sofrada duymaya alışık olmadığınız sözler. Niye ben hiçbir şey anlayamıyorum? Ben anlatayım babacığım. Asena bebeğini daha önce düşürmüş. Bize hamile numarası yapıyormuş. Ya. Sen kendi suçluluğunu örtbas etmek için bana burada şimdi iftira mı atıyorsun? Sen nereden saçmalıyorsun bunları böyle? Kötü bir insansın sen. Doğru mu bu? Tabii ki hayır. Yalan söylüyorlar. Ya onlar söylüyor ya Nazan'la işbirliği yaptılar. Sen anlamıyor musun? Cevap ver bana. Evet mi, hayır mı? Tabii ki hayır. Bizi ayırmaya çalışıyorlar. Bunlar herhalde delirmiş. Ne kötü insanlarsınız siz. Toparlanıyorsun. Derhal gidiyorsun bu evden. Derhal! İnanıyor musun buna sen? Defol! Defol buradan! Hepiniz cehennemde yanacaksınız. Merak etme. Dün gece geç dönmüş eve sadece. Neymiş peki? Ne olmuş? Yalan ihbar mıymış? Bilmiyorum. Selim mesaj attı. Babam eve döndü, her şey yolunda diye. Anneciğim, madem bu kadar merak ediyorsun, arasana. Çektiğin eziyete değmez yani. Ay, ne eziyeti çekiyormuşum ya? Eski bir arkadaşımı merak ediyorum, iyi mi diyeceğim. Ne var bunda? Of anne ya. Ya belli işte, kaygılanıyorsun onun için. Hem sen değil miydin bana aşktan korkulmaz diye? Sera kızım, ne oluyor sana? Sen beni Pınar'la karıştırdın herhalde. Ben senin annenim. Annenle böyle konuşamazsın. Arkadaşım mıyım ben senin? Aman iyi, tamam sustum. Selim'den bir şey öğrenirsem haber veririm sana. Yani bütün gün böyle merak edilmez. Geç kalma akşamda. Selim efendi çocuk dediysem abartma. İkinci bahar yaşıyor. Gel benim yarım. Terbiyesiz. Bunca yıl ben nasıl bir kadınla evliymişim? İnanamıyorum.
Yalnız kabul edelim, etmeyelim. Kadın çok zeki bir kadın. Bak bunca zaman gerçek yüzünü nasıl saklamayı bilmiş bizden. Yani hiçbirimizin ruhu bile duymadı. Ay Selim hariç babaanneciğim. Öyle. Doğru söylüyorsun. Bir de Asena'ya fazla yüklendiği için etmediğim laf kalmadı çocuğa. Demek ki bir bildiği varmış. Ne yapıyor bu yukarıda? Bavullarını topluyordur. Ne yapacak? Defolup gitsin. Bir daha da adımını atamaz bu eve. Vallahi söz konusu Asena olduğu zaman ben kesin konuşamıyorum bu konuda. Bunca rezillikten sonra aynı çatı altında oturmamıza imkan yok. Nereye giderse gitsin. Bak canım gitsin otelde kalsın tabii kalabilirse. Geliyorum hemen. Ya onun nereye kayboldu birden öyle? Halletmesi gereken bir iş varmış babaanneciğim öyle acilen çıktı. Rahatsız etmedim umarım. Yok yok. Etmedim. İyi ki aradın. Sera'dan bir şeyler duyunca. Merak ettim seni. İyi misin? Her şey yolunda mı? İyiyim iyiyim. Ne kadar iyi olunursa tabii. Sera gemilerde yasa dışı madde bulundu falan dedi ama. Ya İhsan acaba seni zorda bırakmak için bunu biri yapmış olmasın ya? Bin türlü şey geldi aklıma vallahi. Ne gibi? Yani ne bileyim bu Erkan manyağın önde gittiğini biliyorsun. Acaba görüştüğümüzü öğrendi de kendince bir işlere falan mı girdi yani? Ne bileyim böyle düşündüm valla. Sen benim sıkıntılarımı düşünme şimdi. Zaten yeterince dert var başında. Demesi kolay. Dün gece hiç uyumadım valla. Utanmasam çat kapı evinize gelecektim o kadar yani. Bütün gece beni mi düşündün? Yani. Erkan yüzünden sıkıntıya girmenden endişe duydum diyelim. Dilgün. Efendim? Keşke çok daha erken karşılaşsaydık. Başka yollara girmeden. Boşuna yılları tüketmeden önce. Ne zaman göreceğim seni? Bugün hiç vaktim yok şu iş yüzünden. Eğer yarın senin için de uygunsa. Uygun. Uygun olur yarın. Dilo. Aklında olduğumu bilmek çok iyi geliyor bana. Hadi dikkat et kendine. Görüşürüz. Hoşça kal. Esra. Selam.
Fazla vaktim yok yalnız. Hemen konuya girelim diyorsun, öyle mi? Aynen öyle. Lafı evirip çevireceğimiz bir durumumuz yok zaten. Yıllar önce seninle yaşadığımız o tek gecelik ilişkiden sonra İngiltere'ye gittim. Sevgilimle barıştık ve evlendik. Sonra bir kızımız oldu. Ama aslında... Bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. İlk öğrendiğimizde biz de şok olduk. Son 3 aydır da bir pedagog desteğiyle Maya'ya durumu anlatmaya çalıştık. Bir de 3 aydır bunun için hazırlık yapıyorsunuz yani. Yaşadığımız şokun etkisiyle aklımıza sen gelmedin ya, kusura bakma. Esra, yıllar sonra böyle pat diye karşıma çıkıp böyle saçma sapan bir hikayeye inanmamı beklemiyorsun herhalde. Yalan mı söylüyorum yani? Seni enayi yerine koyup bir kızın olduğu palavrasını sıkıyorum, öyle mi? Bak ne sen beni, ne ben seni birbirimize güvenecek kadar tanıyoruz. Neyin peşinde olabilirim acaba, söyler misin ya? Kızıma onu arkamda bırakıp Londra'ya gitmem gerektiğini söylemek çok mu kolay sanıyorsun? İyi de niye bana bırakıyorsun? Ben senin için bir yabancıyım. Aynı zamanda da kızımın babasısın. Bak, benim çok mutlu bir evliliğim var. Karıma aşığım. Benim de çok mutlu bir evliliğim ve 2 çocuğum var. Boşan benimle evlen demiyorum sana Onur, bir kızımız var diyorum. Kardeşine ilik vermesi gerekirken yapılan testlerde ortaya çıktı Maya'nın babasının William olmadığı. Geçmiş olsun. Hasta oğlumu babasına bırakıp apar topar buraya geldim. En önemlisi de oğlumuzun tedavi süreciyle ilgili çok sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor. Maya'nın okulu yarı yıl tatilinde. Onun kardeşini ve yaşayacaklarımızı görmesini istemiyorum. Ve senden başka da bırakabileceğimiz kimsemiz yok. Babasının ben olduğumu emin misin? Hemen bir DNA testi yaptıralım. Sen de öğren ve rahatla. Kocam ve ben Maya'dan vazgeçmiyoruz. Sadece şu sıkıntılı süreci güvenebileceğimiz birinin yanında geçirmesini istiyoruz. O kadar. Peki. Madem kızının babası olduğumu söylüyorsun. O zaman bunu bana ispatlaman gerek. DNA testini görmeden hiçbir şey yapmamı beklemem ben. Günaydın canım. Günaydın Binnaz'ı. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen? İyiyim ben de. Gelmiş seninki. Günaydın Binnaz. Günaydın Nilgün Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne konuşuyorsunuz acaba kıpır kıpır? Senin damat diyorum, gelmiş. Ay çok efendi bir çocuk. Allah tamamını erdir inşallah. Aa, yok artık, daha neler, damatmış. Arkadaş onlar bir kere. Sen de bayılıyorsun onları başka taraflara çekmeye Binnaz. Aa Bintaz'ım yani... Anne benim turşumu kuracak, sen bilmiyor musun? Geçmişsin karşısına neler söylüyorsun bir de. Güle güle kuzum. Görüşürüz. Siz geçin dalganız benimle, geçin. Yasemin'i gördüm sanki. O da mı sizin mahallede oturuyor? Yeni taşındılar. Bu gidişle ben de taşınacağım buraya. Herkes sizin mahalleye taşınıyor.
Abartma istersen. Ne olmuş dün? Çok merak ettim. Baban şok olmuştur herhalde. Sorma ya, hepimiz şok olduk ama en çok babam hırpalandı. Avukatlar falan da devreye girmişler. Polisin elinde iki tane zanlı varmış. Bizim gemilerde çalışan. Onlara baskı yapınca itiraf etmişler suçları. Ya Selim, çalışanlar gemiye girmeden önce kontrol edilmiyor mu yani? Elini kolunu sallayarak girebiliyor mu herkes? Yok ya, konu öyle değil. Babamın söylediğine göre zaten onlar piyonmuş. Allah bilir kimin maşası. Babam da bayağı stres ve sıkıntılı zaten. Yani belki bir düşmanı, bir rakibi falan da yapmış olabilir değil mi? Yani olabilir. Kim bilir, hep beraber yaşayıp göreceğiz. Şüphelendiği biri var mı? Ya dün öyle bir Ukrayna lafı falan geçti ama ben tam anlamadım olayın özünü. Neyse ya, boş ver. Hadi biz gidelim. Bütün gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorum. Merak etmeyin. Kutsal Lojistik'te çalışan herkesin sicili teker teker incelensin. Başlattık zaten. Alo. Alo. Alo, kimsiniz? Alo. Ne demek bu da başlangıç? Tahmin ettiğim gibi. Birilerinin oyununa geliyoruz. Vakit kaybetmeden verdiğim isimlerin üstünden teker teker geçin, tamam mı? Tamam efendim, siz merak etmeyin. Var var Nazlı'm, Burak. Bir de üstüne Yasemin eklenince ufak çaplı bir çete kurdum. Bilmem farkında mısın? Ya ne demezsin. Ya benim yüzümden sevgililer gününü de kutlayamadık. Üzülmemişsindir umarım. Olur mu öyle şey hiç? Hem zaten birbirimize sevgimizi göstermemiz için belirli bir gün olması şart mı? Bize her gün sevgililer günü diyorsun yani. Ben hemen geliyorum. Nereye? Geliyorum. Geçmiş sevgililer günümüz kutlu olsun sevgili. Ya nereden buldun iki dakikada bunları? O da benim hediyem. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Ateşe attı beni. Gökyüzü inandım, sabahları güneşine doğar mı? Yanında uyanmak bir... Kuşlara söylemeye gidiyorlar. Bir sana baktım, gözlerim... Neyi söylemeye gidiyorlar? Gözlerim yaktı beni, ateşe attı beni. Seni çok sevdim. Tartışırken niye susuyormuşum? Ha? Keramet konuşmakta olsaydı ormanın kralı aslan değil papağan olurdu. Kalpmiş, ne kalp, çikolataymış da kalp ne lan? Kalp ne yani, ne kalbi? Kalp mi? Oğlum ne diyorsun lan, sabah sabah kafayı mı yedin? Ya abi hiç sorma. Vallahi billahi ben anlamıyorum bu karı kız cinsinden.
Seninki fırçayı kaymış. Anladım. Ya bunun bir kankitosu var. Kankitosunda bir tane manitosu var. Onun orada yaptığı hamle gelip benim başıma patlıyor. Kadın kısmının ruhundan anlamak lazım oğlum. Öyle dağdan kestim kereste bir herif olmayacaksın. Ama fazla da abartmamak lazım. Sonuçta aşk dediğin şey ilk kadar sürer. Kas kas nereye kadar? Ya ben de öyle dedim abi. Kasma, rahat ol. Sonuçta bizim niyetimiz belli dedim. Telefonu suratıma kapattı. Günaydın, Otopark Holding. Sabah sabah yine kime gülmüyorsunuz bakayım? Pire Bey'in manitasını. Niye? Ne yaptı ki? Ya bugüne kadar niye çiçek almamışım? Ya çiçeğe verilen para günah dedim, yedim sabah sabah zılgıtı. Üzerine bir de bu kalpli çikolata muhabbet eklenince tümden tüy diktik. İyi, Valentine. Kesin sevgililer günü muhabbeti bunlar. Valentine kim lan? Ulan senin de tanımadığın yok ha. Mahallenin mutları gibisin. Ya kadınların duyar kaslı günün sahibi yani. Anladın? Bilmediğim bir şey yok ya. Kırmızı gül verilen gün. Ben de biliyorum ki. Kırmızı gülün dikeni. Yerim lan seni. Yenge bakıyorum da senin hiç umurunda değil. Ya değil tabii ki. Bana ne sevgililer günden? Ya zaten derdim başımdan aşkın. Bir de onu kafama takamam. Hayırdır lan? Ne derdin var senin? Ya sorma. 3-5 kuruş kazanacağız diye Zeynep'in verdiği işi yaptık. Asena'nın mallarına zarar gelince de sorguya çekilen biz olduk. Yetti artık ya. Ne sorgusuymuş lan bu? Ya ben de bilmiyorum. Gidip öğreneceğim. Neyse ben gideyim de bir bakayım. Hadi eyvallah. Konuşuruz sonra. Ne oluyor öyle yol kesmeler falan? Çekil. Asena mı aradı az önce? Koleksiyonu parçalayan her kimse ya ben gelmeden bedelini öder ya da durum polise intikal eder dedi. Şu an bir korktum. Yani korksan iyi edersin biricik. Zeyno. Sen bir panik oldun. Ben mi? Evet evet sen bir panik olmuşsun. İşte boyundan büyük işleri kalkışırsan böyle olur. Başta düşünecektim bunları. Rol kesme bana Biricik. Rol kesmediğini ikimiz de çok iyi biliyoruz Zeynep. O Asena'ya da söyle. Birinden hesap soracaksın. Benden sorsun. Sıkıntı yok. Hanımefendi, otelin sahibiyim diyorum ben. Nesini anlamıyorsunuz? An itibariyle de kendi otelimde konaklarken para ödeme saçmalığını kaldırıyorum. Efendim, benim yapabileceğim bir şey yok. Devir yapılmış olsa da yeni yönetim kuralı oluşmadan kuralları değiştiremiyoruz. Lütfen anlayış gösterin. Bu ne saçmalık ya? Bu ne kadar büyük bir saçmalık. Hepinizi değiştireceğim. Böyle beceriksiz insanları otelimde istemiyorum. Al, al çek şuradan. Beceriksizler siz daha inisiyatif bile kullanmayı beceremiyorlar. Geçersiz kart diyor ama. Ne? Al bundan çek. Bu da aynı şekilde. İhsan! Allah kahretsin seni. Bunu da mı yapacaktın bana? Ne haber Serra? İyilik senden. Hayırdır işe kabul edildin mi yoksa? Yok, daha haber çıkmadı ondan. Ya Zeynep çağırdı da ondan geldim. Niye çağırmış? Hasene Sultan'ın parçalanan kıyafetleri sorunsalı diyelim. Ne? Nazım sen mi yaptın? Bak doğru söyle. Ya manyak mısın Nesin be? Neden ben yapayım? Adım çıkmış 90'a inmez 80'e. Sen de her duyduğun aksiyonu bana bağlamadan duramazsın değil mi Serra? E niye çağırmış o zaman seni? Heh, çağırdın geldim. Ne oldu Zeynep? Konuşacağız Nazlı'm. Ne konuşacağız be? Malum meseleyi. İyi tamam. Ne konuşacaksak konuşalım. Asena Hanım gelsin öyle. Sen çık şurada bekle biraz ben sana haber veririm. Thank you.
Yasen Hanım. Ben bilmiyorum Serra'nın nerede oturduğunu ama Nazlı'm bilir, onlar aynı yerde oturuyorlar. Tamam. Tamam, ben çaktırmadan öğrenirim. Asena, ne var bunlarda be kızım? Hepsi eşek ölüsü gibi ağır. Ay baba, eşyalarımın yani üçte biri bile değil. Ne diyorsun sen? Elime ilk gelenleri öyle bavulların içine attım, getirdim işte. Ay kızım ne güzel ya, kocanla da barıştıydın. Kapımıza kadar geldiydi. Dengesiz megaloman. Ne man? Aa, bırak Sevgi abla ya, ruh hastası işte. İşte hamile kırısıyla kedinin fareyle oynadığı gibi oynayan adamdan hayır gelmez kızım. Baba. Hamile değilim artık. Ne? Ne diyorsun kızım? Düşürdün mü yoksa? Gitti çocuk. Ah yavrum benim. Çok üzüldüm bak şimdi ya. Stresten. Öyle şeyler yaşattılar ki bana, çocuğumu düşürttüler. Sonra kapının önüne koydular. Bir de yememiş içmemiş kredi kartlarımı iptal ettirmiş. Kredi kartlarını mı iptal ettirmiş? Ya. Asene kızım. Sen bu adamı kudurtacak kadar ne yaptın ya? Neyse. Aman baba. Hak etmem gerekiyor mu zannediyorsun? Adam zaten bahane arıyordu benden kurtulmak için. Her yaptığımı bahane olarak kullandı. Mücevherler duruyor değil mi? Duruyor kızım bende. Tamam. Önce küçükleri satarım. Sonra gelir sendekileri alırım. Herhalde bir 200.000 dolar falan eder. Neyse, benim ufak tefek işlerim var. Onları halledeyim. Sonra gelirim. Sevgi abla ya. Evet. Akşama yapsana bir etli yaprak sarması. Şey vardı, kapuska ile bulgur pilavı yapmıştım ama. Ay kapuska hiç sevmem. Sen yaprak sarma yap, yanına da yeşil salata ve yoğurt. Hah, böyle menü tamam. Tamam. Yapar kızım, yapar. Yaparım. Babam. Canım. Dünkü olaylar bir daha yaşamaması için ekstra önlemler alalım Erkut. Sadece kutusal lojistik için değil, bütün şirketlerim için geçerli bu. Şüphelendiğiniz bir şey mi var İhsan Bey? Var ya, var, var da. Adı üstünde şüphe. Şu anda dillendirmek istemiyorum. Erkan Yılmaz konusu ne durumda? En son Ukrayna'daydı. Taş kaçakçılığı işi yapıyor diye haber gelmişti. Nerede pis iş varsa Erkan Efendi orada. Fena para da yapmamış. Ülkeye dönmenin yollarını arıyormuş. Bak sen. Ülkeye mi dönmek istiyormuş? Ailesinin peşine taktığı adamı bulmuş bizim çocuklar. Adı Haydar mı ne? Karısını ve kızını mı takip ettiriyormuş? Aynen öyle. Eşini ve kızını uzun süre takip ettirdikten sonra aralarında anlaşamayınca ayrılmışlar. Bak, onlara çektirdikleri yetmezmiş gibi bir de uzaktan gözetliyor. Şaşırdın mı beni gördüğüne? Hayrola, sizin ne işiniz var burada? Kocamı yoldan çıkaran kadını daha yakından göreyim, iki çift laf edeyim diye geldim. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun ya? Nasıl konuşacağım? Kocamı yoldan çıkarmadın mı? Sen piyasaya çıkıncaya kadar benim gayet mutlu bir evliliğim vardı. Bana bak, kimsenin kimseyi yoldan çıkardığı falan yok. İyice taktın İhsan'la bana. Saçmalıyorsun. Seni kimseye yoldan çıkardığı yokmuş.
İhsan'la bana derken bir daha düşün istersen. Bir İhsan'la sen varsın Nilgün. Ya da Nilo mu demeliyim? Bununla bir yüzleş istersen. Anladım. Bitti mi? Bu kadar mı söyleyeceklerim? Bir şey daha var. 10 yıl evli kaldım. İhsan'la. Lise aşkımla. Başına silah dayamadım. Yaşım küçüktü. Ve ben onu sevdim. İhsan egoisttir, narsisttir. Beni şekillendirdi, benimle oynadı duygularımla. Kullanma süren bitince de bir oyuncak gibi bir kenara fırlattı. Neden? Çünkü eski oyuncağı karşısına çıktı. Aynı şeyi sana da yapacak. Onun için şimdi romantik hayallerle süslediğin o beynine bunu soksan çok iyi olur. Bir dost tavsiyesi olarak düşün. Bir kadından bir kadına. Yapsın kazada Selim'in bir parmağı var mı? Ne diyorsun lan sen? Anlamayacak bir şey yok. Gayet net bir şey soruyorum. Yaptığım kazada Selim'in bir parmağı var mı, yok mu? Oğlum şimdi var ya sana buradan bir kafa çıkartırım. Görürsün neti brutu. Kıl! Oğlum insan arkadaşla durduk ya mı lan? Ha? Delikanlının raconunda arkadaşı ifşa atmak var mı oğlum? O zaman Selim'in bir parmağı yoksa ben sana ne yaptım? Hı. Yani beni öldürmeye çalışacak kadar ben sana ne yaptım? Kes lan! Oğlum işin başından aşkın zaten. Yemin ederim sen de böyle burbur kafamda ötüyorsun. Bunun ne işi var burada şimdi ya? Asena Hanım? Aa, Burak. Ne işi var senin bu korkunç yerde? Yani beni boş verin de sizin de işiniz var burada. Şu Serra, senin okuldan arkadaşın değil mi? Evet, okuldan arkadaşım. Burada oturuyor biliyorsun herhalde. Biliyorum. O zaman annesini Nilgün'ü de tanıyorsundur. Annesini de tanıyorum. Nilgün abla. Hayır, Nilgün abla. Nilgün abla. Bak ne diyeceğim sana. Eğer taksi bulmama yardım edersen ben de sana yolda şahane bir hikaye anlatırım. Ne dersin? Dinleyelim harika hikayeyi. İhsan egoisttir, narsisttir. Beni şekillendirdi, benimle oynadı duygularımla. Kullanma süren bitince de bir oyuncak gibi bir kenara fırlattı. Neden? Çünkü eski oyuncağı karşısına çıktı. Aynı şeyi sana da yapacak. Onun için şimdi romantik hayallerle süslediğin o beynine bunu soksan çok iyi olur. Nilgün Yıldırım. Benim. Şeyiniz var. Teşekkür ederim. İyi günler. İhsan ya. Barışmışsınız. Evet. Söylediklerimi unutmadın umarım. Ne gibi? Selim'i her şeye rağmen sevmek gibi. Unutmadım. Aslında sana bir teşekkür borcum var benim. O neymiş? Senin sayende yanlış yerde durduğumu, sevgimi belli etmekte cimri davrandığımı fark ettim. Bak sen, Serracık benim sözümü dinlemiş ve sevdiğini, sevgisini belli etmiş, öyle mi? Aynen öyle.
Yani aşkınızın mimarı benim. Çok mutlu oldum. Sevindim. Ben daha çok. Merhaba. Kolay gelsin. Biz de tam senden bahsediyorduk. Hı. Selim her şeyin en iyisini hak ediyor. Bunu bil de öyle davran diyordum Serracığa. Serra nasıl davranacağını bilir. Merak etme sen biricik. Aynen. Gördük daha önce nasıl davrandığını. Kesin biliyor. Ne haber? Hoş geldiniz Selim Bey. Hoş buldum. Bakıyorum beni kapılarda karşılıyorsun. Demek ki kimin yaptığını buldun. Biricik yaptı zaten Asena'nın. Biliyoruz bunu. Ama kabul etmiyor bir türlü işte. Bana bak güzelim. Beni okulundaki o salak kızlarla karıştırırsan büyük hata yapmış olursun. Olur mu hiç öyle şey Asena Hanım? Hiç yapar mıyım sizce? Yapıyorsun ama. O ne demek şimdi? Biricik niye uğraşsın benim koleksiyonumla? Onun derdi başından aşkın. Ya yapanı biliyorsun ve koruyorsun ya da sen yaptın Zeynep. Ve suçu Biricik'in üzerine atmak için şimdi bana yalan söylüyorsun. Kızmayın ona. Yani Biricik onu işten attırınca herhalde o da aklınca intikam almaya falan çalıştı. Yani. Ve sen de onu korumak için suç ortağı mı oldun yani? Yok ben... ben bu sabah öğrendim. Kim yapmış öğrenebildiniz mi? Sen misin? Ne? Dediklerimi aynen tekrarlayacaksın. Anlaştık mı? Tamam. Elinde makasla odaya girerken gördüm diyeceğim. Oldu mu? Aynen öyle, tamam. Al sen şimdi bunu. Belki ihtiyaç olmaz, bilmiyoruz. Duruma göre haberleşeceğiz. Hadi git bakalım. Peki. Eğer Biricik'in yaptığını inandıramazsak... Yeni hedef sensin Nazım. Kusura bakma. Ya deli misiniz? Benim sizin taytlarınızla ne işim olur ya? Bak ne diyor. Ben sabah temizlikçilerden birini sıkıştırdım. Nazım'ı odaya girip çıkarken görmüş. Elinde makas varmış. Ya gözüm önüme aksın ki yalan söylüyor. Ayrıca bunu yapsam elime ne geçecek? Ya kessem ne olacak yani? Yemek yediğim kabı neden pisleyeyim ki? Aslında doğru söylüyor. Niye yapsın ki böyle bir şey? Benimle bu zavallının bir alıp veremediğin niye olsun? Yani ben de size duyduğumu iletiyorum Asena Hanım. Getir o zaman yüzleştir. Hadi. Hadi sene. Tamam sus seninle işim yok. Sen yaptın değil mi seni? Biricik'ten bu kadar nefret mi ediyorsun? Geçmişte benim de böyle salakça intikam oyunlarım vardır. O yüzden sana bir laf etmeyeceğim. Özür dilerim sana. Gerçekten özür dilerim. Ama bana verdiğin zararın parasını son kuruşuna kadar senden geri istiyorum. Nasıl yani? Anladığın gibi. Birinden iste, bir yerden bul. Ne yaparsan yap, o parayı bana öde. Yoksa seni polise şikayet ederim. Ne? İftiracı! Ne diyorsun be? Düzgün konuş. Sen bana nasıl iftira atarsın ya? Sen de aynısını bana yaptın Nazlı. Ben sana iftira atmadım yalnız.
Sırf senin aptallığın yüzünden okuldan atıldım ben. Başına ne geldiyse kendi salaklığın yüzünden geldi, anladın? Öf, sus be! Allah Allah, bir bu eksikti ya, saçmalığa bak. Al şunu hallet hemen. Manyetiği falan bozuldu herhalde. Bana kapıyı aç. Beklemeden spor mu yapayım? Asena Hanım, bugün talimat geldi. Ne talimat? Üyeliğinizin sonlandırılması ile ilgili. Ne üyelik sonlandırması ya? Sen ne diyorsun? Boyundan büyük laflar etmesen pişman olursun sonra. Üyeliğiniz iptal edildi diyorum. Benim üyeliğimi kim iptal edebilir ki? Saçma sapan konuşma, beni çıldırtma şimdi buralarda. Sen kim oluyorsun da güvenlik müvenlik çağırıyorsun? Çabuk müdürünü çağır bana. Müdür Asena Hanım gelirse beni meşgul etmeyin, siz halledin dedi. Allah topunuzu kahretsin. Göreceksiniz. Ben bu spor salonu şereflendiriyorum be. Ha Serra. Sevgiline annenin İhsan Kutlu Say'ın metresi olduğunu söyledin mi? Söyle istersen. Sürpriz olmasın. Asena buradan çıkar çıkmaz senle karşılaştı ve benim İhsan Kutlu Say'ın metresi olduğumu söyledi, öyle mi? Öyle oldu. Asena, şeytanlıklarıyla meşhurdur zaten. Ben de Selim'den dolayı birkaç tane avukatını biliyorum Asena Hanım. Sizin hakkınızda da böyle ileri geri konuşunca huyunuzu kazmaya çalıştığını fark ettim. Vallahi sağ ol Burak, ne diyeyim? Yani sen gelip böyle anlatmasan ben nereden duyacaktım bunları? Nergin abla. Peki, yani söyledikleri doğru mu? Gerçekten İhsan amca ile sizin aranızda bir ilişki var mı? Yok. Hayır, biz eski tanışız İhsan'la. Aramızda bir ilişki yok, olamaz da. Ben de öyle düşünmüştüm. Yani zaten siz ikiniz de bambaşka insanlarsınız. Öyle değil mi? Yani siz beni yanlış anlamayın. Çok yanlış anlamadım. Haklısın, biz İhsan'la çok farklı hayatların insanlarıyız. Biliyorum ben bunu. Ben de öyle demek istemiştim zaten. Ama siz yine de bu Asena'ya karşı birazcık dikkatli olsanız iyi olur. Çünkü onun sağ solu belli olmaz. Dikkat etmekte fayda var. Ne demek oluyor bunlar Serra? Ya üyeliğinin iptali ve kulübe alınmaması konusunda talimat geldi. Ben de uygulayınca delirdi. Tamam da ben çıkarken ettiği lafları soruyorum. Kulüpten atılıp atılmaması umurumda bile değil. Kendisi gibi iğrenç yalanları işte. Babamla annenin ne gibi bir ilgisi olabilir ki? Aslında var. Yani eskiden tanışıyorlarmış. Ben de yeni öğrendim. Yeni öğrendin ama bana söylemedin. Ay hayır. Üst üste o kadar çok şey yaşandı ki bu konu arada kaynadı. Dün söyleyecektim mesela. Ama Onur Hoca arayınca sen de apar topar gittin. Bir de bunun için kızma lütfen. Yok kızmıyorum da anlat bari. Nerede, nasıl tanışmışlar ben de bileyim. Duymaya hazır mısın? Hazırım. Annemle baban lisedeyken büyük aşıklarmış. Yok ya, yok inanmam. Ciddisin. Öğrendiğimde ben de şok oldum.
eve huzur geldi resmen. Evet yavrum, evet. Yani kadının o kötü enerjisi yok mu? Bütün her tarafı kaplamıştı. Oh, çok şükür. Yalnız gözümüzün içine baka baka nasıl yalan söyledi babaanne ya? Ya öyle. Herhalde ben diyorum ki bu yalancılık da bir meslek. Yani sen, ben bunu yapabilir miyiz? Kadının kafasında 40 tane tilki dolaşıyor. O 40 tilkinin de kuyruğu birbirine değmiyor. Kim bilir senelerdir kaç yalan söyledi de ruhumuz bile duymadı. Kim bilir? Babana mı merak ettin? Yok babaanneciğim, babamla konuştuğum iyiymiş. Ya Onur'da kaldı aklım. Öyle apar topar çıktı. Sonra da konuştuğumda böyle sesi bir garip geliyordu yani. Bak yavrum, bu çocuk konusunda sen çok stres yapıyorsun haklı olarak. Ne oluyor bu? Onur'da da bir gerginlik yaratıyor. Bilmez miyim? Bak belki de baktığınız çocuk olmuyor. Bu dünyanın sonu değil yavrucuğum. O zaman acaba diyorum bir çocuk evlat edinseniz. Yani bak, çocuk evlat edinmek çok kutsal bir şey yavrum. O çocuğu tamam karnında büyütmüyorsun ama yüreğinde büyütüyorsun. Yani düşün, küçücük bir çocuğa, kimsesiz bir çocuğa bir yuva veriyorsun, bir aile veriyorsun. Yani bunun sevap yanı da çok yüksek kızım. Ay yok babaanneciğim, yani benim için çok zor bir hareket o. Ne bileyim, imkansız yani başkasının çocuğunu kendi çocuğum gibi benimsemek falan düşünemiyorum yani, çok zor. Hayır hayır, senin için hiç zor değil. Bak ben, sen bunu yapabilirsin. Ay yani çok zor. Yok canım, senin için hiç zor değil. Onurcuğum, geldiğini duymadık. Şimdi bizleri Onur nerede diyorduk. Biraz işlerim vardı da onları hallettim. Okul tatil, Onurcuğum ne işiymiş bu? İdari işler sevgilim. Lan kızım sakin. Hasan'a karşı sana suçsuzsun demiş mi? Demiş. Sen daha ne istiyorsun? Ya Barbar, neden ilk akla hep biz geliyoruz? Ya alnımıza olan şüpheli falan mı yazıyor abi ya? Yemişim böyle kaderi. Kızım, fukaranın fıtratında var bu. Tonganın altına gidecekler listesinin başına bizi yazmak adet olmuş millette. Yok, ben o tonganın altına girecekler listesini öyle bir ters yüz etmesini iyi bilirim ama. Bak bak bak, laflara bak. Ulan var ya, bizim Piren'in sana vampir yenge dediği kadar varsın ha. Ulan ben bile korkuyorum senden bazen. Yolun ortasında Zeynep'i bir dövecektim ama yapamadım işte. Deli deli konuşma kız. Sakin. Zaten Hasan'a karısı çakmış kıza bir tane. Sen çaksan ne olacak ki? Sevgi abla, eline sağlık valla, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yarın da balık yaparsın. Yanına böyle haşlanmış sebze falan. Çünkü her gün bu tempoda yiyemeyiz, kilo alırız. Neyse, bugün mücevherlerin bir kısmını sattım da rahatladım biraz. Hayırlı olsun kızım da. Peki, kocanın kulağına giderse sonra çökmesin ensemize. Ruhu bile duymaz. Ayrıca aldırdığını hiç düşünmüyorum. Peki, diğer takıları ne yapmayı düşünüyorsun? Onlar ha deyince elden çıkarabileceğim parçalar değil ki babacığım. Onlar için beklemek lazım. Gerçi bugün sattıklarım umduğumdan iyi para etti vallahi. Allah'a şükür. İyi. Vallahi aslında şöyle küçük müçük bir ev alsan o parayla ne güzel olur kız. Sevgi ablacığım, benim oturmayı isteyebileceğim nitelikteki bir evi takı parasıyla nasıl alayım? Kızım, o zaman sen de daha mütevazi muhitten alırsın. Bu kadar çabuk mu sıkıldınız benden? Bak şimdi. Ay yok ayol, o şey diyor. Yani paranı çarçur etme, bir yatırım yap demek istiyor o anlamda yani. Acele edip hızlı kararlar verip yanlış yapmak istemiyorum. Böyle düşünüp tartıp akıllıca hareket etmek istiyorum. Bir atımlı kurşunum var zaten. Peki, işin ne oldu? O da mı gitti elde? İş falan yok baba. İhsan'ın olan İhsan'da kaldı.
damadın kızını beş parasız sokakta bıraktı babacığım. Asena Fireş'te bildiğin terör estirdi anlayacağın. İyice çığırından çıktı. Hele ki Serra'ya söylediği şeyleri duyunca kendimi zor tuttum gidip ona bir şey söylememek için. Ne dedi? Serra'nın annesinin senin metresin olduğu ile ilgili bir şeyler söyledi. Bize yaptıkları yetmezmiş gibi şimdi onlara taktı kafayı. Hiç şaşırmadın baba. Serra'nın annesini daha önceden tanımıyordun falan da demedin hayret. Çünkü tanıyorum. Liseden arkadaşım. Lise aşkım desem daha doğru olur. Biliyorum. Serra bugün her şeyi anlattı bana. Ha. Demek Nilgün anlatmış Serra'ya. Peki böyle bir şeyin varlığını benden neden gizliyorsun? Çünkü ben de çok sonra öğrendim. Şaşırdım. Araya da olaylar girdi. Ne yapayım yani? Kafam kaldı bende oğlum. Evet, evet. Bu unutulacak bir konu mu peki? Tamam, haklısın. Ne yapayım? Söyleyemedim işte. Ayrıca arkadaş da değilmişsiniz. Üstüne üstlük sevgiliymişsiniz siz. Abartma be oğlum, ne olursun. Daha lisedeydik dedim ya. Neden ayrıldınız? Üniversite için Amerika'ya gitmiştim. O da burada kaldı. Hı, zorunlu bir ayrılık yani. Sonra da Amerika'da annemle tanışıp evlendiniz yani. Evet. Annem de anlatırdı Nil'e hamile kalınca öyle apar topar evlendik diye. Yoksa sen Nilgün Hanım'dan severek ayrılıp annemle mecburiyetten mi evlendin? Bak şimdi konuyu nereden nereye getirdin bir anda. Serra çok üzülmüştür. Asena konuştuktan sonra tabii. Yani üzüldü mü üzülmedi mi bilmiyorum ama Asena'ya ağzının payını verip kapının önüne koydu işte. Annesine çekti desene. Yok vallahi. Değil, evlenmek selam bile vermem ben o kadına. Kusura bakma ama İhsan Bey dediği hiç akıl yokmuş. Nasıl evlenmiş o şeytanla? Öyle deme Serra. Güzel kadın. Hem bakma sen. Erkekler öyle alımlı, dikkat çekici kadınları kendi tabulu mallarıymış gibi alıp bir köşeye oturtmaya bayılırlar. Bana göre Asena Kutlusay kadınlığın yüz karası ama. Ay Serra. Ne? Konuşma şöyle. Sağda solda da böyle şeyler söyleyeceksin, millet yanlış anlayacak. Boş ver canım, sana ne? Ya anne, kötü niyetli bir kadın o. Birilerinin de ona haddini bildirmesi lazım. Baksana kapımıza kadar dayanmış. Fresh de karşıma geçip laf sokmaya çalıştı bir de. O değil de bizim evin adresini nasıl buldu ben hiç anlamadım açıkçası. Aman anne ya. Eli kolu uzun bir kadın o. Nazlım'dan olmadı Zeynep'ten bir şekilde öğrenmiştir. Aa, Nazlım ne alaka? Hı, bir getir götür işi için Nazlım'ı çalıştırmıştı. Serra. Hı. Benim sana bir şey söylemem lazım. Bugün bana bir çiçek geldi. Kimden? Babamdan. Kartın üstünde de özledim yazıyordu kızım. Ya bir babaanneme çıkıp baksan mı acaba? Odasında dinleniyor. Bırak dinlensin. Evin temposu yordu kadıncağızı tabii. Gerek yok. Zavallı babaannem. Asena kasırgasından nasibini aldı. Yorgun düştü kadıncağız. Asena bu. Girdiği bütün hayatları alt üst etmek uzmanlık alanı. Tamam, yeter artık. Asena muhabbeti dinlemek istemiyorum daha fazla. Bizden uzak dursun, ne hali varsa görsün. Bir daha geri gelmeyecek değil mi baba? Yarın bir ara kalan eşyalarını almak için uğrayacak.
Şuna bir cevap vereyim müsaadenizle. Nesi var onun? Bilmiyorum ki. İki gündür morali çok bozuk. Bana da bir şey söylemiyor. Esra, daha fazla uzatma istersen. Ya bu bugünden yarına çözülebilecek bir konu. Ben birdenbire karımın karşısına çıkıp benim bir kızım varmış, ben de daha yeni öğrendim, nasıl diyebilirim ya? Esra, ben DNA testinin sonucunu görmeden ne bir şey yaparım, ne de Maya ile tanışırım. Tamam? Günaydın oğlum. Günaydın efendim. Size karşı çok mahcubum. O nasıl söz öyle evladım? Hiç mahcubiyet falan yok. Sen beni bırak, karını düşün. Ne yapacağım ben şimdi ya? Öyle umutsuzluğa kapılma. Her şeyin çaresi vardır. Bir ara senden oturup şöyle bir dertleşelim. Olur mu? Günaydın. 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 Günaydın ablacığım. Günaydın kızım. Babacığım, uzun süredir bu kadar keyifli görünmüyordun. Benim de şöyle bir oh demeye hakkım var. Haftalardır yaşadığım stresi bir ben bilirim. Babamın keyfinin nedeni bekarlık sultanlıktır kafası bence. Ay yok artık Selim, daha neler. Hazır herkes buradayken, keyifler de yerindeyken benim size bir açıklamam olacak. Hazır mısınız? Biliyorsunuz Serra Amerika'da bir burs kazandı ve okumaya gidecek. Ben de onunla beraber kaydımı Amerika'ya aldırmak istiyorum. Aa! Daha önce gittin, sevmedin, geri döndün hatırlarsan. Evet gittim ama o zaman Serra yanımda değildi. Ay Selim'cim, sen baya baya bu kıza aşık oldun ha. Baba, ben ilişkimi yarım bırakmak istemiyorum. İleride senin gibi... Benim gibi? Senin gibi pişmanlık yaşamak istemiyorum. Serra'nın bu durumdan haberi var mı? Yok ama olacak. Neyse ben kaçıyorum. Hadi akşam görüşürüz. Görüşürüz. Yani her şey değil mi? Ay bitti. Bitti de ben de bittim. Parmaklarım bile ağrıyor. Öyle düşün. Ay kıyamam ben sana ya. Yani bir sevgilim olsa, böyle sarılsa, yorgunluğumu unuttursa diyeceğim ama o da yok ki. Ya bırak sevgiliyi, bir kedim bile yok. Aa, mahalle bir sürü sahipsiz kedi dolu Yasu. Al birini sahiplen. Bak vallahi sevgiliden daha çok mutlu eder seni. Aman ne komik. Yani bir kedi sevgili yapmadığım kalmıştı. Sevgililer gününde de hatta böyle mamaya mum dikeriz. Miyavlayarak kutlarız.
Ya tamam ya. Bu sevgililer gününde olmadı. Bir dahaki sevgililer gününü sevgilinle kutlarsın inşallah. Takma kafana bu kadar. Ha, Nilgün teyze, ya haksız mıyım? Siz bir şey söyleyin. Ulumun tarafından bakacaksın Yasemin'ciğim. Ne gibi? Ya şu anda senin hayatında seni üzen, hırpalayan, bir türlü kurtulamadığın biri olsaydı? Aman Allah korusun. Bence de çocuğum. Huzurlu bir yalnızlıktan daha güzel bir şey var mı şu hayatta? Bence yok. Canın da illa kırmızı gül istiyorsa gidip kendine alıverirsin. Başkasını beklemeye gerek yok ki çocuğum. Ay Nilgün teyze, kitap gibi konuştun vallahi. Anne hakikaten çok formundasın bugün. Ben hep güzel konuşuyorum da kızım. Kıymetimi bilen yok. Bana laf mı çarptınız Nilgün Hanımcığım? Selim gelmiş, biz kalkalım mı? Olur. Nilgün teyzeciğim, teşekkürler. Afiyet olsun kızım. Serra. Giderken de şunu Barbaros'a bırak. Kaza delinmişti, bana bıraktı tamir edeyim diye. Onu veriver kızım. Tamam. Selim, şu benim yaptığım kazayla senin bir ilgin var mı? Ne saçmalıyorsun sabah sabah ya? Neyse. Tamam, boş ver. Neyse falan değil oğlum, sor ne soracaksın. Şu bana kaza yaptıran heriflerle senin bir bağlantın var mı diye soracaktım da. Aldım zaten cevabını. Yüzünden belli, bilmiyorsun sen de. Benim bir bağlantım yoktu, sen bir şey mi öğrendin? Öğrendim sayılır. Ha. Boş ver ya, çok önemli değil zaten. Ha bir de... Hasan dün mahalleye geldi. Buraya mı geldi? Aynen, Serdar'lara geldi. Bak yolda da beni tuttu böyle, Nilgün ablayla alakalı ileri geri attı tuttu. Saçma sapan konuştu, haberin olsun senin de. Kadın yaralı bir kaplan gibi, kime neye saldıracağını bilmiyor resmen ya. Selim bak, bu insanlar onunla aşık atamazlar. Sen bak bir çaresine, uzak tut Hasan'ı buradan. Burak! Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Ne haber Yasemin? İyilik ne olsun. Yılın çifte. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. 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 Bunu Barbara bırakmam lazım. Olur, yürüyelim mi? Olur. Oğlum yumurta pişiyor, beklesene lan. Yok abi, bana kâfi. İyi ölüyoruz. Sonra Barbara bana bakmadı diyorsunuz. Oh. Ne yaptın lan pire? Barıştın mı mantayla? Yok be abi, nerede? Telefonlarım açmıyor, ne yapacağım bilmiyorum. Aman boş ver, salla gitsin. Öyle deme be yenge, sallayamam. Seviyorum biliyor musun? Aha da bak, cevabın geçiyor pire. Ay bu da süzme salak, hiçbir şey anlamıyor. Bir tane çiçek al, kızın kapısına git, özür dile. Da hepsi bu. Kolay kolay. Harbi mi diyorsun lan yenge? Hayırdır Nazlı? Sana böyle gülmül alan mı oldu ha? Böyle bilmiş bilmiş konuşuyorsun. Yok be. Ben kim, gül kim? Çiçek alacak adam bana mı bakar be barbar?
Nereye? Tuvalete nereye olacak? Anlıyorum Onurcuğum. Peki bu durumu Nil'e nasıl açıklayacaksın? Hiç bilmiyorum gerçekten. Çok çaresizim Berin Hanım. Yani anladığım kadarıyla bu ilişki Nil'le daha tanışmadan önce gerçekleşmiş, öyle mi? Yok, tam olarak öyle değil aslında. Nasıl? Biz evlenmeden önce Nil'le kısa bir ayrılık yaşamıştık. İhsan Bey beni uygun bir damat adayı olarak görmemişti de. Ha, anladım. Bu hassas bir durum. Yani sen Nil'le beraberken ama geçici ayrıldığın sürede olan bir olay, öyle mi? Aynen öyle. Üzüntüden çok dağıttığım, saçmaladığım bir dönemdi. Anlıyorum. Bugün testin sonucu çıkacakmış. Eğer pozitif çıkarsa... O zaman sen demek ki bir kız babasısın. Evet. Bak yavrum. Olanla ölene hiçbir çare yoktur. Ama galiba şimdi senin yapman gereken Nil'e bu durumu anlatman. Yani lisanı münasiple ne olduğunu ona açıklaman. Nil'in bunu başkasından duyması onun için yıkım olur. Ben torunumun üzülmesini asla istemem. Tamam mı yavrum? Sen git ve ona bunu anlat. Lütfen. Efendim Esra, çıktı mı sonuç? Anlıyorum. Peki. Tabii, buluşuruz. Görüşürüz. Demek ki sen bir kız babasısın, öyle mi? Kolay gelsin Barbar. Oo, hoş gelmişsiniz ya. Hoş bulduk. Hayırdır? Çiçekçiliğe de mi başladın? Yok ya, öyle işte çiçek falan. Annem gönderdi. Sağ olsun Nilgün abla, ellerine sağlık. Oo, yılın çifti de halka karışmış bakıyorum. Bunlar ne? Yani biz de onu sorduk ama Barbar bir şey demedi. Barbar? Ya bu şey, sevgi günü muhabbeti işte geçti gitti ya. Ha. Sen de geçti diye bayağı bir işlendin herhalde. Sana aldım lan Nazlım, sana aldım. Bugüne kadar alamadığın çiçekler hesabına sevdiğime bir çiçek alayım dedim. Ya var var. Ya. Seviyorum lan seni. Hadi biz gidelim artık. Aynen. Gidelim de Romeo aşkını rahat rahat itiraf etsin. Var var. Görüşüyoruz bugün değil mi? Hı, görüşürüz. Birazdan çabuk gelsem çok mu erken olur?
Yok, ben hazırlanırım hemen. O zaman yaklaşınca haber veririm. Peki. Nilgün. Efendim. Görüşeceğimiz için çok mutluyum. Hadi ben hazırlanacağım hemen. Görüşürüz. Barbara bak ya. Nasıl da bir kova gül almış Nazlı'ma. İnanamıyorum gerçekten. Adam bildiğin gizli romantik çıktı ya. Yazık, nasıl da utandı bir de bizden. Annem diyordu yalnız, bu çocuk hiç göründüğü gibi değil, çok temiz bir kalbi var diye. Nazlı'm da fena şok oldu. Fark ettin mi? Yani kim görse şaşırır bence. Yalnız Barbar çıtayı epey bir yükseltti ya. Benim balonlar da fısladı onun güllerinin yanında. Aa, hiç de değil. Onlar muhteşemdi. Hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biriydi. İyi, öyle diyorsan öyle olsun. Kaçta biter işin? Geç biter. Peki çıkışta Garipçe'ye gidelim mi? Olur, gidelim. Sen spora gelecek misin peki bugün? Benim terapiste randevum var. Ondan sonra da bir iki işim var. Sonra çıkışta gelip seni alırım, olur mu? Olur, anlaştık. İyi ki elini tuttun. İyi ki bırakmadın. Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Öyle içimden geldi. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin. Kusura bakma, biraz trafik vardı, geciktim. Önemli değil. Gerilmene gerek yok. Hayal her şeyin farkında zaten. Sen rahat ol yeter. Mayacığım. Bak kim geldi. Merhaba Maya. Ben Onur. Ne konuşmuştuk seninle bir tane? Hı? Merhaba. Benim evim Uzancı'da. Arkadaşlarım da orada ve okulumda. Öyle mi? Çok arkadaşın var mı Londra'da? Evet var. Çok özledim hepsini. Babamla kardeşim de çok özledim. Sen benim biyolojik babam mısın? Annem öyle dedi. Asıl benim babam William. Ben onun kızıyım. Ben senin kızın değilim. Maya. Düşündüğümden çok daha zor olacak. Onur. Sen istiyorsan şimdi git bir kafanı toparla. Ben de Maya'yı otele bırakayım. Sonrasında bir yarım saat daha oturalım, konuşalım seninle, olur mu? Olur.
Ayfer Hanım işte beni böyle bir oldu bittiye getirdiler. Pat diye boşanma protokolü imzalattılar. Neticede olan bu. İmzalattılar derken zorluk mu? Canım başıma silah dayamadılar tabii ki. Ama böyle bir tongaya bastım yani. Gerçekleri sakladılar falan. Hak ettiğim gibi iyi bir anlaşma yapamadığımı düşünüyorum. Daha çok şey almam lazımdı. Şimdi merak ettiğim, bunu iptal edebiliyor muyuz? Şartları iyileştirebiliyor muyuz? Anlıyorum. Sizin protokole baktığımda İhsan Bey'den koskoca bir oteli devraldığınızı görüyorum. Gayet güzel bir anlaşma yapmışsınız aslında. Ben de öyle zannediyordum ama otel batıkmış. Otel alıyorum diye nafaka istemedim, başka bir talebim olmadı, tazminat istemedim vesaire vesaire. Şimdi bunu nasıl düzeltebiliriz? İptal edebiliyor muyuz, yerine bir şey isteyebiliyor muyuz? Sizin adınız basında çok geçiyor boşanma davalarıyla ilgili. Büyük mallar kopartıyorsunuz, onun için danışayım istedim. Bakın kendi rızanızla şahitler huzurunda imzaladığınız boşanma protokolünü iptal edemezsiniz. Peki bir dava açabiliyor muyum maddi manevi? Açabilirsiniz elbette. Kazanır mıyım? Siz alır mısınız böyle bir davayı? Kaybedeceğimi gördüğüm saçma bir davayı alamam maalesef. Şimdi izninizle başka bir randevum var. Saçma dedi ya. Alo. Yok almadım. Yani okumadım mesajlarıma, bakmadım. Otelde mi? Bu kadar acil ne var? Tamam gelirim. Tamam Sezer Bey. Geldi ki. Senin bizi rahatsız etmeyeceği, öyle sessiz, sakin bir yerde olmak istedim seninle. Çok iyi düşünmüşsün. İhsan, şu olay benim çok kafama takılıyor ya. Çok kaygılanıyorum. Erkan yine bir hatlar mı karıştırıyor diye hissediyorum. En son ne zaman haber aldın ondan? Özledim notu ve çiçek yollamış bana. Çiçek mi yollamış? Utanmak falan da yok adamda. Çiçekle beraber Erkan da eve girmiş gibi geldi. O kadar huzursuz oldum ki. Attım hemen çöpe. Neyi fark ettim biliyor musun? Ben Erkan'dan bayağı nefret ediyorum ya. Tamamen silmişim onu. Serra benim babam yok, benim için öldü falan dediğinde ben ona kızıyordum ama... ben de içimde öldürmüşüm herhalde Erkan. Erkan yetmezmiş gibi şimdi bir daha Sena ile uğraşıyorsunuz. Selim söyledi, Serra'yı sıkıştırıp laf etmiş. Sorma. Eve de geldim. Eve mi geldi? Gerçekten mi? Evet. O kadar şaşırdım ki onu karşımda görünce. Ya bu kadın beni hasta edecek. Yani gerçekten sabrımı taşıyor. Bence zaten sen sinirlenip ona tepki verdi bu kadar fütursuz hareket ediyor. Düşünme bence. Durma üstünde. Ya gerçekten Serra ve senden çok özür dilerim. Bu bizim... boşanma hikayemiz size bulaştığı için. Büyük başın derdi de büyük oluyor. Ya ne demezsin. Yalnız... doğru yolları bile bile yanlış yolları sapmakta çok başarılıyız ikimiz. İtiraf et. Thank you.
Bana bir taksi çağırabilir misiniz? Aa, taksi mi? Araban yok mu senin? Ben seni bırakırdım gideceğin yere kadar. Lütfen ya, bana söyle. İhsan amcacığımın seni kapının önüne koyduğu konuşuluyor. Demek ki doğruymuş. Bana bak küçük cadı. Hı. Bir de sen üstüme gelme. Zaten çok doluyum, sana patlarım. Ne oldu, neyin var? Niye gerginsin bu kadar? Ay dur tahmin edeyim. Kutlu sayı soyadından vazgeçiyorsun ya, onun gerginliğidir kesin. Canım. Hı. En azından ben o soyadına yıllarca ağzının suyu akarak bakmadım. Taşıdım yani, ben bir kutlu sayı oldum. Olamayanlar düşünsün. Neyi yapmışsın? Asena, geç şu saçma detayları. Kocasından para çalan çakma sosyetik yaftası nasıl temizleyeceksin? Onu düşün bence sen. Ne düşünüyorum biliyor musun? Selim'in neden seni hiç sevmediğini anladım. Ah, iyiymiş. Söylesene. Çünkü kendine hiç bakmadan böyle bir patronluk taslıyorsun herkese. Bunu yaparken de ne kadar sevimsiz olduğun konusunda ufak bir fikrin yok. O yüzden sevilmiyorsun. Patronluk taslamak, patronluk falan. Hı. Evet, bunlar zeka gerektirir Asena. Mesela sen beceremezsin. Bir de şunu söyleyeyim. Güçlü erkekler zeki kadınlardan hoşlanır. Senin hiç şansın yok mesela. Öyle mi? Hı hı. Bu kadar üstün zekan vardı Biricik. Ama senden hoşlanmadı işte peşinde koştuğun tek kişi. O zaman ya zeki değilsin ya da kaybetmeye mahkumsun. Daha sık görüşmeliyiz. Nilgün. Bak, ikimiz de yetişkiniz. Bekarız. Torunulacak bir şey yok. Bakma öyle. Ya çocuklarımız? Ne olmuş çocuklarımıza? Biz dururken bu yaşta siz mi? Aşk yaşayacaksınız derler diye kaygılanıyorsun, öyle mi? Öyle. Kapıya dayandığında Asena çok enteresan bir şey söyledi biliyor musun? İhsan yoktan var etmeyi çok sever dedi. Egosu böyle beslenir. Çok da çabuk bıkar dedi. Saçmalamış. Asena işte biliyorsun. Çok mu silik görünüyorum sence? Eski endamım kalmadı biliyorum. Nilgün, lütfen böyle deme, lütfen. Bak, sen gençken de aynı şimdiki gibi güçlü ve kendinden emin bir kadındı. Bu yüzden aşık oldum ben sana. O yüzden hala peşindeyim. Senden sonra senin gibi özel birini bulamadığım için. Thank you.
Acele toplantı var dediniz, geldim. Dinliyorum. Hadi başlayalım. Mozaik Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nı bekliyoruz. Berin Hanım'ı mı? Niye? Buyurun babaanne. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Rica ederim, buyurun. Ben yardımcı olayım babaanneciğim. Lütfen. Teşekkür ederim. Ne demek? Tekrar merhaba arkadaşlar. Toplantıya başlamadan önce Bozak Holding'in yeni CEO'su Selim Bey'le sizi tanıştırmak istedim. Hayırlı olsun. Merhaba. Her ne kadar bir yıl sonra işi devralacak da olsa özellikle, evet özellikle Neoplus Oteli ile ilgili konularda bilgi sahibi olması için toplantıya davet ettim kendisini. Başlayabiliriz, buyurun. Neye başlıyoruz? Sizin burada ne işiniz var? Otelin sahibi benim artık, ben. Ne yapıyorsunuz burada? Asena Hanım, Neoplus Otel'in Bozak Holding'e 8 milyon dolarlık bir borcu var. Bu borcun ne şekilde geri ödeneceğini öğrenmek istiyor Berin Hanım. Ne? Evet, aynen öyle. Yani bu Neoplus Oteli'nin borcunu ne şekilde ödeyeceksiniz? Bunu öğrenmek istiyoruz. Lütfen anlatın, dinliyorum. Ben niye anlatıyorum? Benim borcum değil ki. Pardon, buraya bir arkadaşım taşındı da yeni. Adı Burak. Tanıyor musunuz acaba? Bu apartmanda mı oturuyor? Burak. Hı hı. He, evet. Yeni taşınanı olan. Şu alttaki zile bas kızım. Sabahtan beri tıkır tıkır sesini duyuyorum. Evde kendisi. Sen kimsin? Nasıl? Yani nesisin diyorum. Yavuklusu musun yoksa? Ay hadi yürü yürü yürü. Yürü çıkalım, gidelim şuradan. Özür dileyeceksin galiba. Ne özrü ya? Ayağına kadar geldik zaten. Hadi bin arabaya. Bak ben hala duymadım. Özür dilemen gerekiyor galiba. Tamam. Özür dilerim. Seni çok özledim. O yüzden geldim. Özledin. O yüzden geldin. İyi tamam ya, hadi gidelim o zaman. Madem sen bu kadar ısrar ediyorsun, gidelim ya. Ha, bin. Bin, bin, bin. Zengin kız, fakir oğlan. Sevmedim, olmaz. Aslım kız, nereden buldun o gülleri? Sana ne? Nereden bulduysan buldum Ayşe teyze. Çaldın mı kız? Ya manyak mısın be? Ne çalması? Sevgilim aldı. Oldu mu? Rahatladın mı? Ay senin de mi sevgilin varmış? Kim bakar sana be? Çatlak. Tövbe estağfurullah. Deli bu deli. Ne oluyor lan burada? Ne var? Film mi seyrediyorsun? Almışın eline bir de çekirdeğini çitiyor. Gir bakayım içeri, gir. Seyrediyor bir de. Ya anne ne? Gel şöyle, gel.
Ne bunlar? Anam şuna bak, hem de kaç tane. Ne bu? Erkek arkadaşımı aldı. Erkek arkadaşımı aldı. Kimmiş senin erkek arkadaşın? Erkek arkadaş işte. Kimmiş kimmiş? Adını söyle bana. Rezil ettin beni mahalle. Barbaros. Barbaros mu? Gevrek Barbar ne zamandan beri Barbaros'la terfi etti? Anne doğru konuş. Sevgilim o benim. Seviyoruz birbirimizi. Aa, anacığım sevgilisiymiş. Birbirlerini çok seviyorlarmış. Al birini vur öbürünü. Kim bilir nereden çaldı. Bunlara para bile vermemiştir. Yürü hadi yürü. Çabuk gel peşinden. Rezil sen. Tamam ya. Benim buna hemen bir çözüm bulmam lazım. Evet, şimdi hasretime dayanamadığını itiraf et be kadın. İtiraf edilecek bir şey yok. Açık açık söylüyorum sana, seni özledim geldim. Özledim beni geldin. Evet. İyi geldi şu anda bunu duymak. Yani birinin ilgisine hasret kalmış. O kadar iyi biliyorum ki o hissi. Ben de aynı şeyleri hissediyorum diyorsun. Öyle. Peki ne oldu ha? Sen nasıl oldu da geldin? Hani ben fakir ama gururlu bir gençtim. Senin bir daha benimle işin olmazdı falandı. Burak. Bilecek. Şimdi beni konuşturma tatlısı. Yani sen de bana kıskanç ve sinsisin demiştin. Öyle demiştim. Evet. Haklıyım. Doğru söylemişim. Hiç yalan değil. Ama yine de seviyorum tabii seni. Oh! Daralmıştım her kaç gündür. İyi oldu. Şimdi gidelim yemek yiyelim. Bir sahil havası. Maya uyumadan inemedim. Kusura bakma. Sorun değil. Ne yapacağız Esin? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Biliyorum. Senin de hayatına böyle paldır küldür girdik. Çok haklısın. Sen de gördün işte, istemiyor beni. Benim zaten babam var diyor. Aklınca sen kimsin çekti bana resmen. Ki haklı da. Ben olsam ortalığı dağıtırdım. Onurcuğum. Bak bu böyle keyfe keder bir durum değil. Mecburiyet. İnan benim de kalbim acıyor. Kızımı bırakıp gitmek hiç istemiyorum ama biliyorsun işte, anlattım sana durumu. Ya ağlarsa sen gittikten sonra? Ya istemezse bizimle kalmayı? Ya sevmezse beni? Denemeden bilemeyiz. Ve denemekten başka da çaremiz yok. Ben daha Nil'e de bir şey söylemedim. Onun istememe ihtimali var mı? Yani... Onur. Bak sakın kızımı üzmelerine izin verme. Olur ya karın kötü falan davranır. Ezmeye kalkar Maya'yı. Yok artık. Sen de iyice canavar yaptın Nil'e. Anlayışlıdır benim karım. Anlayışında bir sınır var tabii. Git ve bir an önce anlat o zaman. Maya ile karşılaşmadan önce karına hazmetmesi için zaman verir. Bir ailesiniz. Lanet gibi bir şeysiniz ya. Ana oğul bana ayarladığınız tezgaha bakar mısınız? 8 milyon borç ne demek? Hiç utanma yok mu sizde? Bakın bir söz vardır, bilmem biliyor musunuz? Rüzgar eken fırtına biçer. Bütün bu olanlar sizin yaptıklarınızdan ötürü hanımefendi. Yani enteresandır. Şimdi karşıma geçmiş, beni suçluyorsunuz. Ya ben bunları hak edecek ne yaptım? Sadece oğlunuzla mutlu mesut bir hayatım olsun diye uğraştım. Ne yaptıysam onun için yaptım. Abartma istersen Hasan'ı. Babaannemi de suçlayıp durma. Babaanneni tabii ki suçlarım. O gelinceye kadar mutlu bir hayatımız vardı.
bizim babanla. Geldi, oğluyla aramı bozdu. Boşanmamıza neden oldu. Tam kötü kaynana. Mutlu musunuz? Ama sen mutlusundur tabii küçük bey, değil mi? Ne kadar doğru söyledin. Ah, Asena. Asena ile birlikte geçmek bilmeyen yıllar. Ama bir laf var, bilir misin? Son güne neyi gülermiş derler. Ne kadar doğruymuş. O lafı kafana iyice yaz, tamam mı? Çünkü son gülen daha gülmedi, küçük bey. Mutlaka bir çözüm bulacağım. Son gülen ben olacağım. Evet, çözüm basit Asena. Oteli bize devredeceksin. Tabii bizim belirlediğimiz meblağ üzerinden. Yoksa icrayı daha cizli derken hapsi boylarsın. Tercih senin. Babaanneciğim biz gidebiliriz. Buyurun. Kolunuzu verir misiniz bana? Tabii ki. Teşekkür ederim. İyi günler. Unutulmaz bir gündü. İyi ki geldin. Gerçekten uzun zamandır bu kadar güzel bir gün geçirmemiştim. Bundan sonra hep böyle unutulmaz günler yaşayacağız Nekin. Söz veriyorum. Sen yine büyük konuşma da. Ne demek şimdi? Bilmiyorum. İçimde bir tuhaf huzursuzluk var benim. O içindeki huzursuzluk değildir. Çünkü o ismende de var. Aşk telaşı var. Sevgilim, seni bekliyordum ben de. Ay hemen geldiğince yani dışarıdan nasıl geldiğimi bilemedim. Gel 2 dakika otur. Onur ne oluyor? Sevgilim. Ne olursa olsun. Başımıza ne gelirse gelsin. Hayatımızda ne değişirse değişsin, seni çok seviyorum. Bu hiçbir zaman değişmeyecek biliyorsun değil mi? Ay ben bir şey olduğunu biliyordum ya. Kaç gündür suratın asık zaten senin. Hasta falan mısın? Bir şey mi oldu? Yok, hasta değilim. Gerçi hasta olsam her şey çok daha kolay olurdu. Onurcuğum hadi söyle lütfen, bak sen de rahatla. Beni de bu telaşımdan kurtar hadi. Ben birkaç gün önce baba olduğumu öğrendim. Benim Maya adında bir kızım varmış. Anlamadım. Özlemişim burayı. Özlersin tabii. Kapatmışsın kendini o kokuşmuş mahalleye. Yani sanki biricik benim başka bir şansım vardı da ben gittim oraya yani ha. Kıyamam. Doğru diyorsun. Keşke inat etmeseydin de Selim sana demişti ya otelde kal diye. Otelde kalsan hiç yoktan iyidir. Selim'in otelinde kalacağım.
yumruk yumruğa kavga ettiğim adamın oteline gideceğim. Beleş bir şekilde orada yayılacağım ve kalacağım ha. Doğru doğru. Unuttum ben onu. Dağıldık ya. Çok üzülüyorum. Sen böyle Selim'le konuşmuyorsun. Kavgalısın falan. Yani ben hangi akla hizmet gittim, okula girdim. Çocuğun notlarını değiştirdim, hala anlamış değilim. Bunu bana başkası yapsaydı ben de Selim'in yaptığını yapardım. Gider onun ensesine çökerdim, hesabını sorardı. Evet. Ne diyeyim ki? Barışmışlar Serracık'la. Haberin var mı? Biliyorum. Ben naklen seyrediyorum zaten onları. Naklen derken? Bayağı. Naklen seyrediyorum. Serra benim yan binada oturuyor. Aa. Tabii tabii. Yani Selim'in gelişi, gidişi, öpüşü, koklayışı, her şeyi ben naklen bir şekilde görüyorum. İşkence gibidir şimdi. Değil aslında. Nasıl değil? Yok, değil. Yani sen şaşıracaksın belki ama ben Serra'ya karşı hiçbir şey hissetmiyorum artık. Nasıl hissetmiyorsun bir şey? Yani bayağı hissetmiyorum böyle aşk anlamında, ne bileyim, duygusal bir şekilde Serra'ya karşı artık beni... Yok artık. Aa! E doğruymuş. Ne doğruymuş? İşte böyle. Esra diğer çocuğu ağırlaştığı için bu akşam apar topar Londra'ya dönmeye karar verdi. Yani... kızı burada bırakıp gidecek. Eğer sen istemezsen ben Maya ile bir otele yerleşirim. Benim için hiç sorun değil. Ama ben burada seninle olmayı... bu sorunun üstesinden beraber gelmeyi tercih ederim. Düştüğüm duruma bak. Şşt! Ne oluyor burada?
Sesiniz de dışarıdan geliyor. Rezil olduk konu komşuya. Asena, ne oldu kızım, delirdin mi? Kendine gel. Baba, konu komşuya rezil oldum diyeceğine bana bir neyin var? Seni nasıl avutabilirim desene, bir sarılsana baba. Asena, kocaman kadın oldun. Ben seni nasıl avutayım? Kocaman bir kadın değilim. Ben değilim. Sevgi, ne olur söyle, ne oldu bu kıza? Ne oldu? Niye bu kadar delirdi? Sus, 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 sus. Nerede bakalım telefonu? Bak, istediğin zaman beni buradan arayacaksın, tamam mı? Sınırsız izni var Maya'nın. Telefonunu almak yok, tamam mı Onur? Tamam. Hem aşırıya kaçmamak şartıyla her gün çikolata da yiyebilir. Mayacığım. Biliyorum, üzülmekte haklısın. Ama şimdi bırakalım, anne içi rahat bir şekilde gitsin. Çünkü kardeşinin ona ihtiyacı var, tamam mı? Biliyorum. Aferin sana. Kızım sana emanet Onur. Merak etme. Evladım, anlıyorum. Hiç kolay bir şey değil. Ama Onur o kadar perişan oldu ki çocuk. O kadar üzüldü ki. Yani babaanneciğim, sana da aşk olsun yani. Böyle bir şeyi önceden bilip insan söylemez mi? Ah yavrum. Böyle konularda karı kocanın arasına girilir mi yavrum? Yani... Ya Onur'u tanımasak, ya o da benim oğlum gibi birisi yavrum. Şimdi küçücük bir kız çocuğuyla gelecek kapıya. Ya ben ne yapacağımı bile bilmiyorum. Biliyorsunuz efendim. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kendinize yakışır bir şekilde davranacaksınız. Bu kadar. Bir de o küçük kızı düşün yavrum. Minicik bir kız. Bilmediği bir eve geliyor. Bilmediği bir aileye, bilmediği bir adamla birlikte. Ya düşünsene, ne kadar zor durumda o küçücük kız. Zaten ona çok üzülüyorum. Yani onu düşünmekten sinirlenemiyorum bile. Aferin sana. Peki baban? Yani baban nasıl karşılayacak bu durumu? Senin bir şey söylemene gerek yok. Ben lisanı münasiple ona durumu anlattım. Baştan biraz şok oldu ama sonra kabullendi. Bunca derdin arasında bir de Nil'in sorunlarıyla uğraşıyorum demiştir. Hayır, hiç öyle bir şey demedi yavrum. Gerçekten. Gerçekten. Yani önemli olan Nil'le Onur'un mutluluğudur. Elimizden ne geliyorsa yapalım dedi. O kadar. Tabii ne düşündüğünü bilemem. İyi misin? Bilmiyorum ki babacığım, nasıl? Kocamın bir çocuğu olduğunu öğrendim. Ben de bilmiyorum. Nilo, olan olmuş artık. Hırpalama kendini bu kadar.
Konuştun mu onunla? Neredelermiş? Yoldalardı, gelmek üzerelerdir. Of ya. Yazık çocuğa. Kim bilir nasıl korkuyordur. Büyüklerin günahına hep çocuklar çekiyor işte. Öyle. Şu ortalık sakinleşsin. Onur'u karşıma alıp konuşacağım. Ama şu anda sırası değil. Hoş geldin oğlum. Nasılsın? İyiyim anneciğim. İyi görünüyorsun. Ne o? Baba kız. Dertleşiyor musunuz? Aferin size. Aferin. Yalnız karşında suçsuz bir çocuk var. Sakın unutma. Tamam babacığım. Haklısın. Tanıştırayım. Maya. Nil ablam. İhsan amcan. Merhaba. Berrin babaanne. Hoş geldin güzel kızım. Bu ne güzel bir bebek böyle. Sen melekmişsin. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin. Selim açık olduğundan emin miyiz? Karanlık baksana. Eminim ben ya. Aradım bugün, açığız dediler. Ya Veli amca yaşlı başlı adam, başına bir şey gelmiş olmasın? Yok, o merak etme. O zaten yalnız çalışmıyor. Onda bir sürü garson çalışıyor. Ben bir gidip bakayım. Duruma göre haber vereyim sana. Niye öyle dedin şimdi? Ya ben işkillendim. Bir bakayım duruma. Bir de şey, ben indiğimde kapını kilitlemeyi de unutma.
Ben ufak çaplı bir sürpriz yapmak istemiştim ama... istemeden ufak çaplı bir korku filmine bağladım sanırım. Bayıldım. İşte beklediğim tepki buydu. Geçelim mi? Buyurun. Nazlım sen tembel hayvan hayvanını bilir misin? Yine hayvanat bahçesi muhabbeti yapmaya başladım var mı? Ulan üç tane merdivene 5000 saatte indin lan tembel hayvanı gibi. Neredesin kız? Ağaç ettin beni. Ya ne yapayım? Annemin banyoya girmesini bekledim var. Hazır mısın lan? Evet hazırım da. Daha derken? Yine dağlı deli konuşmaya başladın. Kızım ne söyleyeceksin direkt söyle. Sonra kafam karışıyor benim. Ben Nilgün Hanım'dan korkarım. Yani ne bir şey isteyebilirim ne de sorabilirim. Anlaşıldı. Kurbanlık koyun gibi beni atacaksın önüne. Yani yanında durup kendimi acındırsam. Düş kız önüme. Tamam. Ne yapılacaksa ben yaparım artık. Yürü. Hayırdır? Nilgün abla ocağına düştük. Yardımın lazım. Nilgün Hanım kurtar bizi. Çocuklar ne diyorsunuz ya? Mimiklik yapman lazım gerekiyor ablacığım. Mevzu derin. Hem de çok. Ölüm kalım meselesi. Asena. Hadi yavrum bak boğazından bir iki lokma geçsin. Bak biz oturduk sofraya hadi. Ne oldu ses vermiyor mu? Yok vermiyor. Bana bak bu intihar falan etmiş olmasın ha. Yok canım yapmaz öyle şey. Asena bu canı çok tatlıdır. Uyuyakalmıştır ama sen yine de tekrar bir tıklat bakalım kapıyı. Ha. Asena. Ne oldu? Gel. Gel, kilitlemiş kapıyı. Bir mi kilitlemiş? Ha. Kır kapıyı, kır. Gitti. Asena! Kızım, Asena! Asena! Ya korkudan kalbim dursaydı? Ya karanlıkta düşüp bir tarafını kırsaydı? O da bir ihtimaldi.
Bazen abartıyorum sanırım. Bazen mi? Ara sıra. Ne oldu? Ne geçirdin aklından? Ne kadar şanslı bir adam olduğumu düşünüyordum. Serra, ya birbirimizden vazgeçseydik? Ya ilk kavgamızda ayrılsaydın? Beni azarladığın zaman bu kız da çok huysuzmuş. Yeter be deseydin. Kırıp döktüğünde bu adam da çok sinirliymiş, ben yapamam deseydin. Seni üzdüğüm zaman, önünde diz çöküp yalvardığımda beni affetmeseydin. Bizden bir şey olmaz. Git dediğinde arkamı dönüp gitseydim. Benimle evlenir misin? Serra. Bu hayır demek mi? Hayır. Yani çok mu erken oldu? Belki benimle birlikte böyle bir yola girmek istemediğinden falan. Selim. Tamam, seni anlıyorum. Sen düşünmeden böyle bir yola çıkmak istemezsin. Selim, bir saniye susarsan cevabımı duyacaksın. Dinliyorum. Evet. Seninle evlenirim. Ben seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben daha çok. Seni çok seviyorum. Biz o kadar mutlu olacağız ki. Sen bile inanamayacaksın. Söz mü? Hem de Selim Kutlusay sözü.
bana evlenme teklifi edeceğinden sizinkilerin haberi var mıydı? Yok, onlar da bilmiyorlar. Onlara da sürpriz olacak ama... Ama ne? Ama seninle Amerika'ya gitmek istediğimi biliyorlar. Haberini verdim. Nasıl yani? Sen de mi Amerika'ya geleceksin? Herhalde yani. Sevdiğim kadını orada tek başına mı bırakacağım sandın? Vay be. Biz şimdi evli bir çift olarak birlikte Amerika'ya mı gideceğiz yani?